Ne haber Melisciğim? İyilik Barbie. Hadi hazırlan. Kumaş bakalım gelinlik için. Okey, bekle geliyorum. Tamam, bekletme ama. Çal. Baba. Gördüğünüz gibi renkler ve eşyalar ışığa ve odanın şekline göre seçildi. Yerleştirme yapılırken her şey santim santim hesaplandı. Her bir detay yalının genel tarzına uygun. Hı hı. Gerçekten çok özenli bir çalışma. Tabii ki bu işte benim de emeğim var. Şimdi siz söyleyin Abdullah Bey. Yani o eşyalar bu yalıya olur mu? Akla kara kadar zıt. Yanılıyor muyum? Haklısınız Zümrüt Hanım. Size güvenebileceğimi biliyordum. Bana bak Zümrüt Hanım. Hani hiçbir şeye karışmayacaktın? Aşk olsun İkbal Hanım, ben bir şeye karışmıyorum. Sadece Abdullah Bey'e bazı fikirler veriyordum. Tabii ki yapıp yapmamak sizin takdirinize kalmış. Ama içiniz rahat etsin. Gerçekten işin ehli bir mimarla çalışıyorsunuz. Bu yalının nasıl dekore edileceğini çok iyi biliyor. Aman efendim, teveccühünüz. Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Bir ara bir yemek yiyelim, sizi daha yakından tanımak isterim. Hoşça kalın. Bana bak Abdullah Bey, eğer ki bu kadının dediklerini yap, vallahi bir daha yüzüne bakmam haberin olsun. Keseriz hukukumuzu, olur biter. Tabii ki İkbal Hanım, ne demek, siz ne derseniz o. Bu yalıyı bunlara bırakırsak soytarı çadırına çevirirler. Bir biblonun yeri bile oynamayacak. Bağışlasın efendim. Kulağın da açık olsun. Kim kaçta geldi, kaçta gitti, kaçta yatıyorlar, kaçta kalkıyorlar, her şeyden haberim olacak. Tabii efendim, siz hiç merak etmeyin. Hadi göreyim seni. Hayırdır Reyhan? Az evvel çıktın evden. Vallahi sana öyle bir haberim var ki tahmin bile edemezsin. Ay deme, anlat, ne oldu? Telefonda olmaz. Öğle yemeğini dışarıda beraber yiyelim. Ay meraklandım şimdi. Kızım bari ucundan çıtlatsaydın. Olmaz. Bu bombayı karşılıklıyken patlatmalıyım. İyi madem. Tamam. Ben dışarı çıkıyorum. İyi günler. Alışverişe gidiyorsan ben de seninle geleyim. Hayır, işe gidiyorum. Hayırdır? Necip seni de mi işe aldı? Kendi şirketimize gidiyorum. Aa, hala yaşıyor mu sizin şirket? Bakın İkbal Hanım. Orada dur, orada dur gelin hanım. Bundan böyle anne diyeceksin bana. Ne demek İkbal Hanım? Ben senin iş arkadaşın mıyım? Kusura bakmayın, dilime öyle geliyor. Alıştır o zaman dilini. Denerim. E peki ne yapacaksın şirkete gidip? Hem zaten batık. Yapılacak bir şey kalmamış ki. En büyük hazineler batıklardan çıkar. Şimdi izninizle geç kalıyorum. İyi iyi. Evde oturandan hayır gelmez zaten. Bizim sülalenin kızları gibi değilsin ki otur dizimin dibinde deyip. Zaten seninle ne yapılır ki? Takıp koluma güne götüremem. Yemek bilmezsin, iş bilmezsin, elinin ayarı yok, her şeyden bir habersin. Nasıl biliyorsan öyle yap. Zaten öyle yapıyorum İkbal Hanım. O dilin kısalacak elbet. Bursa. Onları alın, ikinci odaya koyun. Sonra gelin bunları alın buradan. Sonra gelin bunu alın buradan, bunu da arka odaya götüreceksiniz. Her şey istediğiniz gibi oluyor İkbal Hanım. Bir iki yeni tabloyla bu işi çözeriz. Aman tablo deme, bana daha uğurlusuna rastlamadım hiç. Merak etmeyin, bunları beğeneceksiniz. Abdullah Bey, ben çıkmak zorundayım. Ev akşama yerleşsin, Necip Bey eşyaları ayakta görmesin, dağınıklığı hiç sevmez. Hiç merak etmeyin, bu akşam toplarız. İyi, kolay gelsin. Gel bunu da al buradan. Hülya Hanım'ın elinde gazete haberleri var bir kere. Dava için ciddi delil bunlar. Peki. Oldu, iyi günler. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Şefik Bey şu an bir toplantıda. Ben sizi dinlenmeden sağlayabilirim.
seninle hemen konuşmalıyız Şefik Süer. Odama böyle giremezsin. Derhal dışarı çık. Meşgul olduğunuzu söyledim ama. Burayı derhal boşalt. Yoksa mahkemeye gelir. O karın denecek Hülya hakkında ifade verir. Elinde avucunda ne varsa aldırtırım. Unutma, bu oda dahil hepsi benim sayemde. Bunu nasıl yaparsın ha? Yeşim'e babasının Kemal olmadığını nasıl söylersin? Neden sinirleniyorsun ki? Yalan değil. Gerçekleri kızının bilmeye hakkı var. Sen böyle bir şeye nasıl cüret ediyorsun ha? Kim olduğunu sanıyorsun? Seni ben adam ettim. Eğer ben olmasaydım Kemal'in yanında çalışan sıradan bir müdürdün. Teşekkürüm bu mu? Doğru. Sayende şirketi açtım. Güzel paralar kazandım. Ama sen de bunun karşılığında beni her fırsatta kullandın. Senin bütün pis işlerini ben temizledim. Artık aramızda alacak verecek kalmadı Zümrüt Hanım. Nankörsün. Mantıklı değilim. Biraz geç de olsa senin ve kızının gerçek yüzünü gördüm. Birbirinizin aynısınız. İkiniz de yılansınız. İkinizden de intikamımı acı alacağım. Hele böyle bir şey yapmaya kalk. Hele bir dene. Seni bitiririm Şefik Süer. Unutma. Benim hakkında bir şeyler biliyorsan ben de senin hakkında bir şeyler biliyorum. Beni tanırsın. Ben bir işin içinden sıyrılır çıkarım. Ama sen o pisliğin içinde batar gidersin. O yüzden dediklerimi yapacaksın. Yarın Yeşim'e gideceksin. Ve sana yakın olmak için yalan söyledim. Kerem de sen de Kemal'in çocuğusun diyeceksin. Sonra da hayatımızdan sonsuza kadar çekip gideceksin. Eğer bunu yapmazsan. Beni tanıdığın güne pişman ederim seni. Bilirsin, istediklerimi seve seve yapacak dostlarım var. Artık çok geç Zümrüt. Ne dersem diyeyim bir şey yaramaz. O senin kızın. Emin olmak isteyince DNA dosyalarını göstermek zorunda kaldım. Hello Marley. Selam şekerim. Gaza bastığımı mı bekletmedin umarım? Yok ya. Kim yaptı bunu sana? Şefik mi? Dün gece mi oldu? Onun adını ağzına bile almanı istemiyorum Melis. Kesin bir şey olmuş. Olmadı. Sonra anlatırım. Hadi biz önce bir havamızı bulalım ama değil mi? Şu ana kadar şirketle ilgilenemedim. Eğitimim de bu yönde değil. Ama babamdan kalan tek miras erdemli olmak. Siz bana yardımcı olursanız hep birlikte eski günlerdeki gibi bu şirketi güçlü bir hale getirebiliriz. Biliyorum bunun çok zor olduğunu. Zaten her şeyi kaybetmiş durumdayız. Ama bir riske girmiş olmayacağız. Başarırsak kazanan biz olacağız. Kızım, sen bize rahmetli babandan yadigarsın. Tabii ki sana yardımcı olacağız. Zaten aileden birinin şirketin başına geçmesi gerek. Anneniz Zümrüt Hanım işlerle pek ilgilenmedi. Senin şirketin başına geçmen en münasibi. Çünkü %80 ise sana ait. Elbette. Geri kalan %20'si de annenizin kontrolü altında. Ya kardeşlerim? Onların hissesi var mı? Var. Onların da hisseleri annenin hisselerinin içinde. Neden eşit değil? Babam neden böyle bir paylaşım yapmış? Bilmiyorum kızım. Kemal Bey'in takdiri. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Merhaba. Buyurun efendim, buyurun. Nasılsınız Sedat Bey? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. O ayırdığım parçalara bakmaya geldim. Hay hay. Kızım ve kendim için. Teşekkür ederim. Lale Hanım için düşünüyorsunuz herhalde. Yeni işim varacak bir şeyler mi? Hayır, bu sefer küçük kızım için. Yeşim'e.
Madem şirketin başına geçeceksin, babanın odasında çalışmak senin için en hayırlısı kızım. Hadi. Gel. Geç. Rahmetli sıkıldığı zaman şu camın önüne gider, orada durur, saatlerce düşünürdü. Sonra derin bir nefes alır. Durmak bize yakışmaz Osman. Bize hareket gerek derdi. Sonra geçerdi masasının başına, çalışmaya başlardı. Neden böyle oldu Osman amca? Nerede hata yapıldı da işler bu hale geldi? Son ihaleyi kaybedince her şey baş aşağı gitmeye başladı. Bir Kemal de yoktu. Bir türlü toparlayamadık kendimizi. Yani o zamana kadar bir sorun yoktu, öyle mi? Asla. Altın çağımızı yaşıyorduk. Ama babanın ölümü, son ihaleyi kaybetmemiz, şirketin kötü yönetilmesi, başıboş kalması... işte geldiğimiz nokta ortada. Çalışanlar iki aydır maaşlarını alamıyorlar. Tazminatları yanacak diye istifa edip gidemiyorlar. İşi gücü olmayan onlarca insanla doldu taşlı şirket. Bir dakika Osman amca. İşler kötü olduğu için mali sıkıntıya girdi diye intihar etmedi mi yani babam? Dedikodular hep böyle hızla yayıldı. Asla kızım. Babanın ölümüne kadar her şey yolundaydı. Zaten şirketin gelir gider defterlerinde hepsi var. İyi de... o zaman neden babam intihar etti Osman amca? Ne oldu Reyhan? İşi gücü bıraktım, geldi mi hemen? Anlat, merak ediyorum. Yenge, sana bir şey soracağım. Bu bakışlardan hoşlanmadım ama sor bakalım. Sen Lale'yi gelinin olarak kabul ettin mi? Neden böyle bir şey sordun şimdi? Ne çıkacak bunun altından? Sen Lale'yi gelinin olarak kabul ettin mi, etmedin mi, onu söyle. Bu yaştan sonra huyum mu değişecek? Vallahi değişmez. Ama 40 yıllık düzen bozuldu. Kalktık geldik taş kıranların yanına. Ne bileyim, sorayım dedim. Sen benim soyadımıza ne kadar önem verdiğimi gayet iyi bilirsin. Bakma öyle evimizi yurdumuzu bıraktığımıza. Sen beni tanırsın, ben de seni. Elimde büyüdün. Böyle bir şey sormam bile abes. O zaman çok iyi düşünmüşüm. Ne bu şimdi? Beni çağırdın, iş mi çalışacaksın? Sabret yenge, senin yüzünü güldüreceğim. Bunlar İtalya'dan yeni geldi Zümrüt Hanım. İlk siz görüyorsunuz. Şahane. Aa, Zümrütçüm. Bu ne güzel sürpriz. Nur, şekerim. Hoş geldin. Nasılsın Nurcuğum? Bildiğin gibi şekerim. Paris'ten geleli 3 gün oldu. Ay, arkadaşlardan duydum olanları. Nasıl üzüldüm anlatamam. Yalı satılmış ha? Ay, nereden uyduruyorlar bu haberleri bilmiyorum. Allah Allah. Ilgazlar almış yalıyı. Size de başka yer bakıyorlarmış diye duydum. Her şeyini kaybetti Zümrüt dediler. Asparagaz şekerim, asparagaz. Heh. Evet, benim yanıma taşındı doğru Ilgazların. Ama çocuklar için böyle bir karar aldık. Biliyorsun Lale çok düşkündür yalıya. Çınar da sağ olsun kırmadı bizi. Şimdi büyük bir aile olarak yaşayıp gidiyoruz. Ay, nasıl cesaret ettin, şaştım valla. Yani Ilgazlar bizim cemiyetten değiller. Anlaşmak zor olmuyor mu? Bambaşka insanlar. Çok eğlenceliler. Neyse şekerim, benim acelem var. Nasıl olsa buradasın, görüşürüz sonra. Görüşürüz hayatım.
Sedat Bey, bunu alıyorum. Hemen kutusunu getireyim. Siz Zümrüt Hanım'la ilgilenin, ben sonra uğrarım. Hay hay Nur Hanım, nasıl arzu ederseniz. Görüşürüz Nurcuğum. Görüşürüz. Sedat Bey, faturayı Necip Ilgaz adına kesin lütfen. Hay hay efendim. Birden tebelleş oldular oğluma. Hem de nasıl? Bana inanmazsın diye gözlerinle gör istedim. Ah, görmez olaydım. Allah'ım, Allah'ım biz bunları hak edecek ne yaptı? Bunlar da ağır ayağa kalmamış Reyhan. Çınar abilik yapayım derken resmen ağına düşmüş küçük Aşifte'nin. Yandık ki yandık. Sen de sevinirsin artık. Ben ne sevineceğim? Sen sevin. Bak oğlunun bir eli yağda, bir eli balda. Yenge. Çık şoktan. Gün senin günün. Bir düşün. Bu görüntüler Lale'nin eline geçerse ne yapar? Bırakır bebesini... Çınar'ı terk eder. Beden ölçüleriniz yıllardır hiç değişmedi Zümrüt Hanım. Sanki sizin için dikilmiş gibi. İnanın çok yakıştı. Ekrem. Zümrüt Sultan, burada olduğunu duyunca eşlik edeyim dedim. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk. Yine şahane görünüyorsun. Mersi canım. Ben yine de diğer kıyafeti tekrar deneyeceğim. Tabii Zümrüt Hanım hemen. Bir de kahve rica ediyorum. Tabii. Ekrem Bey siz bir şey alır mıydınız? Ben de bir tane alırım. Hemen. Neredesin sen Ekrem? Sabah sabah nereye gittin? Necip Bey seni göremeyince çok kızdı. Bir de adamın elinden tutup işe gitseydin bari. Hem de satış elemanı olarak. Evet. Mümkün değil. Ne yap et? Beni bu işten kurtar Allah aşkına. Aklını başına topla Ekrem. Bu yaşadıklarımızdan ben de memnun değilim. Ama ne isterlerse yapmak mecburiyetindeyiz. Onlardan gelecek bir kuruşa bile ihtiyacımız var. Koca taş kıranlar Ilgazların sonsuza kadar boyunduruğuna girdi desen. Asla. Haciz bir kalksın. Eski durumumuza bir dönelim. Göreceksin onları nasıl süründürüyorum. Umarım geç kalmazsın Valide Sultan. Çünkü millet şimdiden Ilgaz ailesinin soytarısı olduğumuzu konuşuyor. Biliyorum. Bugün kuyumcuda Nur'la karşılaştım. Öyle saçma sapan şeyler söyledi ki sinirlerim bozuldu. Bu etiket üstümüze yapışmadan bir şeyler yapman lazım Valide Sultan. Aksi takdirde parayı alıp refaha kavuşacaksın... Ama bedelini itibarınla ödeyeceksin. Merhaba Lütfücüğüm. İyiyim hayatım, sen nasılsın? Evet, Ilgazlarla birlikte yaşamaya başladık. Röportaj için bütün gazeteciler peşimizde. Ama ben seni ezmek istemedim. Ne de olsa eski dostuz. Acaba diyorum... ...taş kıranlarla Ilgazların kaynaşmasını görmek ister misin? Evet tatlım. Bak hayatım, kuyruk sokumundan itibaren... ...şu uçuşan görüntüyü yakalamamız çok önemli. Benim en beğendiğim yeri burası zaten. Kuğu gibi kızım ya. Ben şimdi sizi memnun edeceğim Yeşim Hanım. Burası için çok light bir kumaş kullanmamız gerek. Evet. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Buyurun efendim. Budur.
Kızım bu bizim Lassie'den bile daha yumuşak. Süper bir şey. Bence de. Ben de sevdim. O zaman hemen ölçüyü alıp kesime başlayalım lütfen. Tabii efendim. Teşekkür ederim. Seni yılın gelini yapacağım kızım. Görürsün bak düğünün olayı olacak. Yılın düğünü ablanınkiydi Barbie. Onu sollayamam herhalde. Bak işte. Ben hangi düğüne elim atsam olay oluyor baksana. Hadi hemen ölçüler alalım. Lalem'in doğum günü için köpek alınacak. Girin. Aşkım. Güzel karım, şirketteki ilk günü nasıl geçiyor diye merak ettim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çalışmaktan fırsat bulup da yemek yiyememişsindir diye düşündüm. Aklıma gelmedi gerçekten. Hani bana söz vermiştin? Hani iyi beslenecektin? Acıkmadın mı yoksa? Acıktım biraz. Sen acıktıysan oğlumuz da acıkmıştır, öyle değil mi? Sen ver istersen. Peki efendim. Afiyet olsun. Ah, inanmıyorum. Hadi gel. Gel otur şöyle. Çınar çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Anlat bakalım. Nasıl geçiyor ilk günün? Neler yapıyorsun? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Anlarım biraz bu işlerden. Tabii ki yardımcı olursun. Ama bambaşka bir konuda yardımcı olabilirsin. Dinliyorum küçük hanım. Ben bugüne kadar İşler çok kötü gittiği için bir sürü borç oldu ve babam buna dayanamadığından intihar etti sanıyordum. Ama Osman amca bugün bambaşka şeyler söyledi. Ne gibi? İşler gayet iyiymiş. Her şey yolundaymış babam ölene kadar. Borç filan da yokmuş. Peki o zaman babam neden intihar etti Çınar? Asla kendini öldürecek bir adam değildi. Hele kızının doğum gününde. Bunun nedenini öğrenmeliyim. Bana yardım et. Zümrüt Hanım, Zümrüt Hanım, Zümrüt Hanım, yılın sakalıyı dastan edeceksiniz. Zümrüt Hanım, bir açıklama yapar mısınız? Zümrüt Hanım, neden dinlerinizle beraber yaşıyorsunuz? Bir açıklama yapar mısınız? Cemiyetle çıkan dedikoduları ne diyorsunuz efendim? Kolay gelsin arkadaşlar. Ekrem Bey, sizin bir yorumunuz olmayacak mı? Bir açıklama yapacak mısınız? Ilgazlar almış yalıyı, doğru mudur efendim? Lütfen efendim, sadece iki dakika. Ekrem Bey. Zümrüt Hanım. Ekrem Bey. Milletin laf almak için etrafını saracağını bile bile neden kalabalığa girersin ki? Ekrem, sana bir türlü bu incelikleri öğretemedim. Herkes merak ederken köşeni sinersen istediklerini yazarlar. Ama böyle göz önünde olursan rahat rahat konuşamazlar. Şuradan itibaren etek kısmı o konuştuğumuz kumaştan olsun. Bir de aralara ek yaptırırsak hacmi daha rahat sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Hay hay. Üst kısmı nasıl düşündünüz? Sadelikle bir tezatlık yaratmak istediniz sanırım. Üst kısmı tek sıra taş olsun. Buradan böyle sırta kadar insin. Ama lütfen tek sıra olmasına çok dikkat edersek sevinirim. Merak etmeyin Yeşim Hanım. Dediklerinizi aynen uygulayacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim Ali Bey. Tamam. Sizden haber bekliyorum. Bu iş tamam. Başka bir arzunuz? Ne işi? Haluk abi emniyetten emekli. Bizim eski bir dostumuz. Bu konuda bize yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim Çınar. Lalem, sen hep böyle gül. Ben başka bir şey istemem.
Ne yapacağız şimdi? Nasıl patlatacağız bombayı? Tabii ki kaseti Lale'ye izlettirerek. Görsün bakalım kardeşinin rezilliklerini bu gece. Bu gece mi? Bekleyip ne yapacağız kızım? Bu kasetin turşusunu mu kuracağız? Bir an önce izletelim ki ne yapacak görelim, değil mi? Bomba elimizde patlar yoksa. Nasıl olacak peki? Ha? Al, biz sizin ayrılmanızı istiyoruz mu diyeceğiz? Niyetimizi hemen anlamaz mı? Ay Reyhan, akıllısındır da ama bazen idrak edemiyorsun. Tamam yenge, benden bu kadar. Ne yapacağız sen onu söyle. Kızım, maşa olup elimizi ateşe mi sokacağız? Gelin niceydir düğün kasetini beklemiyor muydu? Demek ki bu gece gelecek. Vallahi korkulur senden be yenge. Merhaba hayatım. Nasılsın? İyilik, sağlık. Bugün alışverişe çıktım. Ve dayanamadım. Ne şimdi bu? Beni hediyelerle mi satın alacaksın? Yeşim, beni üzüyorsun. Neler yaşadığımı bilmeden beni yargılayamazsın. Kabul ediyorsun yani. O suskunluğun en büyük kalkanın değil mi? Nasıl bir insansın sen? Nasıl bir annesin? Yeşim, lütfen. Senden nefret ediyorum. Bunları duymak hoşuma mı gidiyor sanıyorsun ha? Dinle beni. Sana nasıl inanırım? Daha fazla yalan anlatma bana. Hayır, yalan yok artık. Evet. Şefik bana çok büyük ihanet etti. Hayatımın sırrını verdi sana. Ama belki de çok iyi oldu. Hayatım boyunca öyle bir sırla yaşamak içinde nasıl bir yara açar biliyor musun? Yara mı? Ben yara falan göremiyorum anne. Sen dimdiksin. Sen Zümrüt Taşkıran'sın. Sen benim nereden geldim, neler yaşadığımı bilemezsin. O zaman anlat Valide Sultan. Sadece bana yalan söyleme. Hikaye anlatma. Nasılsa işte anlatsam da hikaye zannedeceksin. Ben size sırça bir köşk sundum. Kendimden çok taviz verdim. Neyse. Bunları sonra konuşuruz. Sen anlayamazsın. Bu hayatın öteki yüzü. Bak, yine aynı şeyi yapıyorsun. Kaçıyorsun. Yeşim anlamaz değil mi? Yeşim'in kafası basmaz çünkü. Hayatım, ileride konuşacağız bunların hepsini. Hatta anne olduğun zaman daha iyi anlarsın bunu. Ama şimdi ne olur duyduklarını unut. Kemal sizi çok sevdi. Kerem bizi kendi çocuğu gibi sevdi. Gerçekten. Sen de bunu anlayamazsın işte. Babam bildiğin birinin hep soğukluğunu hissetmek ne demek anlamazsın. O güvensizliği, o kimsesizliği. Yeşim, o sizi Lale'den hiç ayırt etmedi, yemin ediyorum.
Senin bu rahatlığın beni hasta ediyor. Her şeye karşı bu duruşun, bu pişkinliğin, nefret ediyorum senden. Tiksiniyorum, çık oradan. Bunu yapma ne olur bak. Böyle yaparsan birbirimizi kaybederiz. Ben senin annenim. Ne olur seni çok sevdiğimi bil. Beni lütfen. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı anne. Hiçbir şeyim. Şimdi her şey çok taze. Biraz sakinleşince konuşalım bunları, olur mu? Ama lütfen. Bu duyduklarını Lale ve Kerem'e söyleme canım. Bir de onlar yıkılmasın. Hadi indi. Çık odamdan. Yeşim. Çık! Çık diyorum! Çık! Kuryeyi akşama seyredebilecek mi gelin kaseti? Tamamdır yenge, akşama elinde bil. Kuryeyi iyice tembihleseydin bari. Kimin gönderdiğini unuttular bile. Öyle bir bilgiye sahip değiliz diyecekler. Hadi bakalım hayırlısı. Şermin bana ağrı kesicimi getirir misin? Tabii Zümrüt. İyi akşamlar Necip Bey. İyi akşamlar. Size çok güzel bir sürprizim var. Dinliyorum. Çok saygın bir dergi iki aileyle röportaj yapmak istiyor. Biz bilmeyiz öyle röportaj falan. Yapacaklarsa sizinle yapsınlar. Dur bakalım İkbal Hanım. Bir içeriğini öğrenelim hele. Malumatınız var mı? Galiba Ilgazlar'la Taşkıranların sentezi çok ilgilerini çekmiş. Hem bizi daha yakından tanımak hem de cemiyeti tanıştırmak istiyorlar. Hay hay. Buyursunlar gelsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsın canım? Süperim.
Hadi sen de yemeğe gel. Bütün aile birlikte yiyelim. Gel aşkım. Bekletme, çabuk ol. Bakalım gerçekler ortaya çıktığında da böyle bir aileymiş gibi davranmaya devam edebilecek misiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Oo, kaçakta geldi. Yarım kalan işlerini toparladın herhalde. Yarın sabah bir yere kaybolma. Herkese iyi akşamlar. Akşam seansı başlamış ha. Size de iyi akşamlar Gestapo 1. Okul nasıl geçti delikanlı? İyi. Zümrüt Hanım, öğretmenleriyle görüşmeye gidiyor musunuz? Ne münasebet. İlkokul mu orası? Velilikten mezun olunmaz. Ben gideyim o zaman görüşmeye. Anne. Hadi hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun. Lale Hanım, düğün seydiniz geldi efendim. Ah, inanmıyorum. Bugün geleceğini bilmiyordum. Ne güzel bir sürpriz oldu. Hadi, hadi aşkım. Hemen gidelim izlemeye. Acelesi yok Lale. Önce yemeğimizi bitirelim, sonra izleriz. Gelin hanım, sen hiç sofra adabı bilmez misin? Ne bu destursuz kalkmak? Necip Bey, bırak seyretsinler. Özenmiş çocuklar, akıllarında kalmaz. Amca. Peki bu seferlik böyle olsun. Ama bu da sana ders olsun gelin hanım. Büyükler kalkmadan sofradan kalkılmaz. Hadi aşkım gel izleyelim. Gel. Afiyet olsun. Ha, ben çıkınca haber verin. Televizyonda görmedim kendimi. Nasıl gözüktüğümü çok merak ediyorum. Nesini seyredeceksin kızım anlamadım. Rezilliğini mi? Hani çok övünülecek bir haldeydin de sanki. Ha öyle demeyin. Ben en çok o halimi seviyorum teyzeciğim. İzninizle. Ben de seyretmek istiyorum. Sözümün sizin için bir hükmü yoksa buyurun siz de kalkın. Estağfurullah. Sadece istisna bir durum olduğu için. Yerinizde olsam ben de gelirdim. Necip Bey hazır bölündü yemek biz de gidip seyredelim. Ben de çok merak ediyorum abi lütfen. Sonra seyrederiz. Şimdi yalnız bırakalım aşıkları. Hepinizi zorla masada tutacak halim yok. Yeşim sen de geliyorsun canım. Ben Lale ve Çınar'ı seyretmek istemiyorum. Sıra bana gelince elbette ki geleceğim. Gel otur. İstemiyorsan bakmazsın. Sinirlerimi bozma. Hadi Necip Bey, lütfen seyredelim. Evet Necip Bey, kırmayın bizi. Ben de kusur kalmayayım bari. Lokmamız haram gibi boğazımızda kaldı. İki sevgili seyretselerdi işte. Biz niye geldik ki şimdi? Sensiz seyir olur mu kızım? Sen düğünün kamberiydin. Tamam artık susun. Başlıyor.